Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz Ekim ayıyla beraber. Evet, artık sonbahar mevsimi de başladı. Güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda ilerleyecek ve sizin 5. evinizi aydınlatacak. Hemen ayın başında 2 Ekim'de Koç burcunda güçlü bir dolunay var. 11. evinizde meydana gelecek. Şiron'la birleşen bir dolunay. Aslında hayatımızda bazı hassas noktalara da vurgu yapıyor. Biraz da hani böyle bilinçaltımıza döneceğimiz, hayatı sorgulayacağımız, kendimizle ilgili, ilişkilerimizle ilgili, aşk hayatımızla ilgili, çocuklarla ilgili veya arkadaşlıklarla ilgili bazı farkındalıklar yaşayacağımız bir dolunay. Bu bizi etkileyebilir. Yani ruhsal bazı sıkıntılarla da karşılaşabiliriz. Belki bir arkadaşlarımızla ilgili bir sorun gündeme gelebilir. Ama bir yandan da belki eksik olan konular, yarım kalmış temalar, görmezden geldiğimiz bazı problemleri de gündeme getirebilecek bir dolunay aslında. Bazı projelerimizi de tamamlayabiliriz. Daha önceden başlamış olduğumuz projelerimiz bu dolunayda görünür hale gelebilir, açığa çıkabilir ve sizin özellikle toplumdaki statünüz, iş ve kariyer alanındaki yaptığınız çalışmaların karşılıkları maddi manevi bu dolunayla hayatınıza gelebilir, bazı kazanımlar elde edebilirsiniz. Evet, dolunay 9 derece Koç burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her ikizler aynı şekilde etkilenmeyecek. O yüzden bireysel haritalarımız önemli. Özellikle 9 derece ve yakınlarında öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarında gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkileri daha yoğun hissedebilirsiniz. Daha fazla tesirleri güçlü olabilir sizin için bu dolunayın. Aşk hayatınızda da önemli etkiler getirebilir bu dolunay. Şiron, evet, bizi ruhsal olarak etkileyen, bedensel olarak etkileyen veya düşünce anlamında etkileyen konularla alakalıdır. Ama Şiron farkındalık da verir, bir şeyleri de öğretir. Güçlü bir öğretmen niteliği vardır. Manevi anlamda derinleştirebilir ve tabii ki farkındalığımızı da arttırabilir. Özellikle belki bazı arkadaş dinamiklerinizde ya da işte dediğim gibi aşk hayatınızla ilgili konularda ya da çocuklarla ilgili bazı konularda önemli farkındalıklar yaşayıp kararlar verebilir. Bazı yol ayrımlarına da bu dolunayla beraber gidebilirsiniz. Evet, gezegeniniz Merkür bu ay 14'üne kadar Akrep burcunda ilerliyor olacak. 14'ünden itibarense geri harekete başlayacak. Mars ay boyunca Koç burcunda geri hareketini sürdürüyor. Mars'la beraber Merkür'ün de Akrep burcundaki gerilemesi Ekim ayını biraz sıkışık, biraz enerjisel anlamda durgun da hale getiriyor. Yani Ekim ayı aslında karmik bir ay. Enerjilerimiz biraz içe dönüyor. Geçmişi daha fazla sorguluyoruz, gözden geçiriyoruz. Veya hani geçmişten gelen tesirlerin hayatımıza şöyle bir dokunduğu bir dönemde olacağız. Merkür yine Mars'ın burcu Akrep'te gerilemeye başlayacak ve sizin de 6. evinizde gerilemeye başlayacak. Özellikle 14 Ekim'den sonra günlük hayatınız, iş hayatınızda bazı gecikmeler, bazı böyle iletişim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Zihinsel anlamda veya hani bilinçaltınızdaki enerjiler anlamında da Merkür Akrep'te sizi çok derinleştirebilir. Duygusal anlamda da çok fazla geçmişi sorgulayabilirsiniz. Bağışıklık sistemine de biraz dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Mars'la beraber Merkür'ün de geri harekete geçmesi ve sizin sağlık evinizde gerilemesi ayın 14'ünden sonra genel olarak hastalıklara karşı biraz daha direncinizin düşmesine neden olabilir. Ekim ayı zaten hani global anlamda, kolektif alanda sert bir ay olduğu için pandemi ve benzeri etkilerin sağlığımızı genel olarak kolektif alanda sağlık konularını daha fazla vurgulayacak ve tabii ki hepimizin bireysel olarak biraz daha bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bazı projeleriniz gecikebilir, bir şeyleri erteleyebilirsiniz ya da istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Ev içerisinde de olabilir bu işler, güçler, planlar. Hani mesleğinizle de ilgili olabilir. Bunlara karşı ayın 14'ünden sonra belki daha toleranslı olmamız gerekecek sevgili ikizler. Ve ayın 14'ünden sonra Terazi burcundaki Güneş'in gökyüzündeki
güçlü gezegenlerle yine sert açıları etkinleşmeye başlıyor. Öncelikle Mars'la karşıt açıda olacak 14 Ekim'de, ardından Plüto ile kare yapacak, Satürn'le kare yapacak. Tüm bu etkiler bazı çatışmalar, bazı mücadeleler anlamına geliyor aslında. Özellikle öncü burçlar daha fazla, daha güçlü etkiler alacağı için tabii ki bir ikizler olarak, belki hani bireysel olarak bunları kendi kişisel hayatlarımız yanı sıra çevremizdeki kişilerle ilgili hissedebilirsiniz. Belki bir arkadaşınızla ilgili ya da bir akrabanızla ilgili bazı tesirler altında olabilirsiniz ama Güneş'in özellikle Satürn'e, Plüto'ya yapacağı açılar, Mars'a yapacağı açılar hem otoriteyle mücadele, hem eril enerjilerin biraz zorlanması, yine liderlerin ve yöneticilerin bu anlamda zorluklarla, mücadelelerle biraz daha fazla karşılaşması anlamına da geliyor. 16 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ay var. 23 derece Terazi Burcu yeni ayı size dost bir burçta, 5. evinizde doğacak. Aslında Sibika yıldızıyla birleşen keyifli bir yeni ay bu. Şanslı bir yıldızdır. Hem sanatsal yaratıcılığımızı arttırır, sanat ve bilim alanında güçlü gelişmelere, iş hayatımızda güzel gelişmelere imkan verebilir. Ve size dost bir burç Terazi. 5. evinizdeki yeni ay, evet, aşk hayatınızda, romantik hayatınızda hareketlenmeler, yenilikler olabileceğini gösteriyor. Belki çocuklarla ilgili, çocuklarınız varsa çocuklarınızın hayatında bazı güçlü yeni düzenlemeler, yeni etkiler getirecek. Çocuk sahibi olma ya da hamilelik gibi konuları da tabii ki etkileyen bir yeni ay aslında. Ancak işte Güneş'in çok sert açılar alması, Satürn'den, Plüto'dan, Mars'tan etkiler alması yeni ayın enerjisinde sıkışmalar ve mücadeleler getiriyor. Yani bu yeni ay köklü bazı değişimler ve köklü mücadeleler, köklü dönüşümler konusunda da tesirlerini hayatımıza getirecek. Yani her ne oluyorsa çok kolay olmayacak gibi. Böyle mücadeleyle olacak. Veya hani bir şeylerin yıkılması, bir şeylere sanki bazı sınırlamaların ortadan kalkması için bir çatışma enerjisi var. Baskı hissettiğimiz konularda da daha güçlü bir mücadele yapmamız gerekebilir. Bu yeni ayla beraber. Yeni girişimler konusunda bizi destekliyor. Ama belki maddi anlamda bazı sıkışıklıklar hissediyoruz. Parasal anlamda zorluklarımız var. Masraflarımız olabilir. Ve bu hissettiğimiz maddi kısıtlamalar ya da maddi zorluklar, parasal baskılarla da mücadele etmemiz veya içinde bulunduğumuz bu koşulları değiştirme adına da bazı yeni adımlar atabileceğimiz tesirleri bu yeni ayda görebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel anlamda daha güçlü etkiler altında olacağınızı da söyleyebilirim. Evet, ve ayın 23'ünde artık Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin de 6. evinizi aydınlatmaya başlayacak. 28 Ekim'den itibaren Merkür artık Akrep Burcu'ndan ayrılıp Terazi Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Ayın son günlerinde Merkür Terazi Burcu'nda gerileyecek. Bu nispeten size biraz daha nostaljik etkiler getirecek gibi görünüyor. Özellikle sosyal hayatınız, aşk hayatınız ve arkadaş ilişkilerinizde. Ve 28 Ekim'de Venüs'ün de Terazi'ye geçişi. Özellikle belki ayın büyük bölümünde hissettiğiniz o mücadeleleri biraz daha yavaşlatacak. Ve Venüs Terazi'de yaratıcılığınızı da arttırırken yaşamın keyifli yönlerinde şansınızı arttıracak. Yani burada hem aşk hayatınızda enerjisel anlamda desteklendiğinizi hissedeceksiniz, hem kendinizi maddi manevi her alanda biraz daha şanslı ve kısmetli hissedebilirsiniz. Ve ayın sonunda yine bir dolunay var. 31 Ekim'de Boğa Burcu'nun 8 derecesinde dolunay olacak. Hem de Uranüs'le birleşen bir dolunay. Etkilerini daha çok Kasım ayında hissedeceğiz tabii ki. Ama ayın son günlerinde özellikle 29 Ekim'den itibaren toplumsal alanlarda da bu Uranüsyen dolunayın o stresli, heyecanlı etkilerinin, tesirlerinin enerjileri gündemimizde olabilir. Bazı sürprizlere ya da hani bizi şaşırtacak durumlara da hazır olmakta fayda var. Genellikle yine belki hani toplumsal alanlardaki genel düzenle ilgili olabilir. İş hayatınızda
çevrenizdeki kişilerle bağlantılı olabilir. Bazı stresler bu dolunayla beraber gündemimizde olabilir. Doğa olaylarını da tetikleyebilir. Bu kadar sert gökyüzü olayları tabii ki bazı olumsuz doğa olaylarını da tetikleyebilir sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.